Böyle işsizlik böyle ama usul böyle. Usul böyle, değiştiremeyiz. Değiştirdiğimiz için şikayet ediyorsunuz. Şimdi değiştirmiyoruz. 2 dakika süreniz var. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle tutumunuzu eleştiriyorum. Bir defa ben bu birleşimde sizin aklınızda herhangi bir şey kullanmadığım halde, böyle bir konu gündeme gelmediği halde siz beni oturduğunuz yerden yargıladınız, yönettiniz, eleştirdiniz. Bu bir defa iş düzeye de aykırı, başkanlık divanına da aykırı. Bunu belirtmek istiyorum. İkincisi, ben 24. dönem, bir de bana dediniz ki siz herhalde genel kurulu takip etmiyordunuz dedi. Ben 24. dönemden beri girerseniz bütün yoklamalara bakarsanız Emrullah İşler'in bu meclisin en devamlı milletvekili olduğunu görürsünüz. Onu da ifade edeyim. Böyle bir yargılamada bulunmanız doğru bir şey değil. Hayır, takip de ediyoruz. Takip de ediyoruz. Sizleri de görüyoruz. Kaç kişisiniz? Hadi neredesiniz? Yani, tamam mı? Herkesin tamam. Herkes. Bütün kurullar için bu söz konusu. Karşılıklı konuşmayalım. Süreyi tüketmeyelim. Siz söyleyeceklerinizi söyleyin. Üçüncüsü, Sayın Başkan, bakın bu mecliste iş çözük var değil mi? İş çözük yere 24. dönemde meclis açılır, 3 kişiye gündem dışı söz verilir, oturduğu yerden o zaman 20 kişiye söz veriliyordu, sonra siz karar almıştınız 2016'da 15 kişi demişsiniz. Peki 20 kişiye söz verilir, ondan sonra gündeme geçilirdi. Peki şimdi gündeme geçiliyor mu? Gündeme geçmesi için en az 1 saat. Burada grup başkan vekilleri arasında top çevrilmiyor mu? Nitekim son dönemde grup başkan vekili olan, bir dakika, grup başkan vekili olan Mahir Ünal son dönemde grup başkan vekilliğine başlarken bu durumu eleştirdi. Bu durumdan milletvekillerinin rahatsız olduğunu ifade etti. Burada grup başkan vekili olarak söyledi. Ben genel kurulda da sizin bu durumlarınıza itiraz ettiğimde o kelimeyi burada genel kurul kayıtlarında var. Açıp bulabilirsiniz. Ama bizim 11'inde yaptığımız toplantıda hangi arkadaşınız verdi bilmiyorum. İsmini verebilirseniz teşekkür ederim. Benim başkanım bu durumu izah etmektir. Ama o zaman işsizliğe aykırı hareket etmiş oluyorum. Eleştireceksiniz beni. devam edin. Peki. Tamam. Her şeyimiz işsizliğe aykırı. Tamam mı? Peki. Ondan sonra Sayın Başkanım. Ve ben bu kelimeyi her gün bu mecliste en az 2 saat fazla çalışıyor. Neden? Grup başkan vekilleri oturdukları yerden düğmeye basıyorlar, sürekli söz alıyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Var. Bir gerçek var arkadaşlar. Bakın ben diyorum ki ben kıdemli bir milletvekiliyim. 24. dönemde böyle bir şey yoktu. Parti gruba eleştiri olduğu zaman grup başkan vekiline, meclis başkan vekili söz verir, gelir bu kürsüde durumunu ifade ederdi. 60. maddeyi söylediniz Sayın Başkan. 60. maddede der ki pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye başkan yerinden konuşma izni verebilir. Biz buna binaen bize söz vermezlerdi oturduğumuz yerde. Gelir burada başkandan rica minnet söz alırdık. 1 dakika ilimizle ilgili falan bir husus varsa onu açıklardık. Dolayısıyla kullandığım kelimenin Türkçe sözlükteki anlamı da yıldırmadır. Ben siz teşekkür ederim Sayın İşler. Buyurun Sayın Özel. Sayın Başkan, bir kez Sayın İşler komisyonu yönetirken de o kadar gergin davranıyor ve o kadar çok şikayet alıyoruz ki oradan dünya kadar bize şikayet geliyor. Şimdi esas kusuru şu. Bir kez bakın, siz riyaset makamındasınız. Oraya her partiden de değerli başkan vekillerimiz çıkıyor. Siz biraz önce içinde anayasanın da bulunduğu, iş tüzüğün de bulunduğu, bu meclisin hepimizin üzerine yemin ettiği sadakat için bu belgeyi yere çalacak kadar sinirlendi. Ama siz geldiniz ona iç düzüğü esneterek hem oturum değiştiği halde hem de 2 dakikayı bize uzatmıyorsunuz, uzattınız. Ama bu nedir? Yöneten kişinin orada doğru ve adil davranma refleksidir. Kendi komisyonunda bizim arkadaşlarımıza resmen zulmediyor ve açalım. Tamamlayalım Sayın Özel. AK Parti'nin, CHP'nin, HDP'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin grup başkan vekillerine ayırmadan ve meclis başkan vekillerine onların gibi diyor, onların terörü başlıyor.
yok bilmem ne yapıyor diye o mecradan buraya saldıramazsınız. Saldırırsanız biz bunu gelir burada söyleriz. Bunu yapmak hakkınız değil, haddiniz değil. Ben böyle bir hata yapsam gelir o mecrada maksadını aşan bir laf oldu. Ben burada defalarca arkadaşlarım adına, bazen de kendi adıma tartışmaların heyecanıyla şu sebepten ağızdan çıkmaması gereken bir laf çıktı dedim. Buna da herkes şahit. Her birimiz de bunu yaptık grubumuz adına. Bunları yapanlar erdemli insanlar. Kürsüdeki ben bu lafı daha önce de ettim. Erdemsizce bir hareket. Hakkaniyetsiz bir hareket. Şuursuz bir hareket. Yakışmıyor. Evet, teşekkür ederiz Sayın Özel. Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Doğrusu Sayın İşler bizim eleştirilerimize yanıt vermedi. Komisyonda kullandığı sözleri tevhile yönelik ya da düzeltmeye yönelik hiçbir açıklama da yapmadı. Yani şuradan şöyle anlamamız lazım. Ben grup başkan vekilleri terör lafının arkasındayım diyorsunuz herhalde. Sadece grup başkan vekilleri değil. Diyor musunuz bunu? Ya da kafa sallıyorsunuz ama. Ya böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Yıldırma anlamında yani. Sayın vekiller, karşılıklı konuşmayalım, siz genel kurula hitap edin. Şöyle yani bunu Sayın Çiles, Sayın Çiles. Sana ne oluyor? Sayın Çiles, söz isteyin, size de vereyim. Hayır, diyorum. Çiles, ondan sonra teyit ediyorsunuz diyorsunuz. Oradan olmaz işte. Siz bir devam edin. Sayın Özel, komisyon, Sayın Beştaş devam edin. Geç buraya at. Sayın Özel, rica ediyorum. Sayın Beştaş devam edin lütfen. Açalım Sayın Beştaş'ın mikrofonu. Kullanamadım. Bu sözleri kabul etmiyoruz. Hiçbir meclis üyesi, milletvekili, grup başkan vekili ve meclis başkan vekilinin de kabul edebileceği, meşru görebileceği sözler değildir. Bu hepimizi aynı zamanda aşağılayan, üzülerek söylüyorum, bir sözdür. Grup başkan vekili olarak biz partimizi temsil ediyoruz, genel başkanlarımızı temsil ediyoruz ve parti siyasetini burada teamül, yıllardır oluşan teamüle göre ifade etmeye çalışıyoruz. Bu konuda meclis başkanıyla da defalarca toplantı yaptık. Meclis başkan vekilleriyle de yaptık. Ve asgari bir çıtada tutma çabamız var. Buna ilişkin tutumunu reddediyorum. Daha ağır bir şey söylemek asla istemiyorum. Peki. Ama lütfen özür dileyin. Özür dilemeniz lazım. Evet. Sayın İşler, bir saniye müsaade edin. Kürsüye çıktınız. Evet, ben size söz vermeyebilirdim. İş tüzüğü uyguladığımızda birleşim kapandıktan sonra sataşmadan söz verilmez. O konu bir önceki oturumda kapanmış olur. Tüm iyi niyetimle konuşma hakkınızı verdim. Kürsüye çıkmanıza izin verdim. Hayret bir şey değil. İşte üslubunuz doğru değil. Bir, kürsüye çıktınız, sadece bizi eleştirdiniz kürsüden. Yaptıklarınızla ilgili en ufak bir düzeltmeye de gitmediniz ve savundunuz. Bakın, hakikaten iş tüzüğü bilmiyorsunuz. Maddi okuyorsunuz, maddi anlayamıyorsunuz. Ayrıca yine başka bir ithamda bulundunuz. Tartışmalara katılamazsınız dediniz. Evet, yine 64. maddeyi okuyun. Hangi tartışmalara katılabileceğimiz orada çok net belirtilmiştir. Bizi ilgilendiren konularda tartışmalara katılırız. Katılırız. Size bir kez daha söz veriyorum. Gelin kürsüye çıkın ve sözlerinizi düzeltin lütfen. Daha fazla germeyin meclise ve biz de kanun teklifini görüşmeye devam edelim. Buyurun. Sayın Başkan, şimdi 7 Nisan 2016 tarihinde Başkanlık Divan, Sayın Meclis Başkanı'nın imzası ve Başkan Vekiller'in imzasıyla bir karar alınıyor. Bu karar tabii iş tüzüğün üstünde değildir ama almışlar, aldılar. Diyor ki bakın, gündeme geçmeden önce grup başkan vekillerine 2+1 dakika Sayın Başkan, 2+1 dakika ve gündeme geçildikten sonra 1 dakika söz verilecektir. Burada gündeme geçmeden önce 2+1 dakika ne zaman verildi? Uygulandı mı? Uygulandım. Hayır efendim, biz milletvekiliyiz ya. Peki. Sayın Özel lütfen. Sayın İşler. Sayın İşler. Ben o kelimeyi Sayın ne için kullandım? Burada saatlerce. Sayın Demirbağ. Saatlerce olur mu böyle Sayın bir şey İşler. Ya? 24. dönemde Sayın böyle bir İşler. Uygulama yoktu diyorum. Sayın ben İşler. De onun için eleştiriyorum. Beraberdik 24. dönemde. Bana meclis başkan vekillerinin isimlerini okur musunuz? Ya işte Ayşenur Bahçekapılı var, Ahmet Aydın var, Mehmet Akifçe, Hamza Çebi var, Pervin Buldan var. Peki ben bu karara uymak ya, zorunda mıyım? Ya siz uyarsınız. Ben tüzüğe uyarım. İş tüzüğü ne gerekiyorsa onu yaparım ben. İş tüzükte
İş düzeye uyuyorsanız Sayın Başkan, tamam. İş düzükte size söz vermem gerekiyordu. Önce, gündeme geçmeden önce grup başkan vekillerine söz verilir maddesi varsa okuyun. Ben her şeyi sözümü geri alacağım. Verilmez, doğru. Bitti. O böyle zaman bir, mesele yok. O zaman mesele yok. Bu dönem meclis başkan vekillerinin fiili bir durum oluşturuldu burada. Sayın İşler, bakın, bu dönem meclis başkan vekili. Siz bana söz verdiniz. Ben uzatırım, merak etmeyin. Bu yetkim var. Bu dönem meclis başkan vekili. Biraz sonra da sözüm bitti diyeceksiniz. Dinlemiyorsunuz. Burada eksiklik, burada dinlemiyorsunuz karşınızdaki. Buyurun konuşun. Ya Sayın Başkan. Buyurun bakın, konuşun. Burada fiili bir durum oldu. Bu durumdan milletvekilleri rahatsız. Bizim grup başkan vekilimiz olan Sayın Mahir Ünal da bunu son dönemde grup başkan vekili olduğunda burada ilk söz aldığında bu durumu ifade etti. Bu durumun düzeltilmesini istedi. Ama düzeltilmedi. Dolayısıyla böyle bir rahatsızlık var. Ben o kelimenin Türk Dil Kurumu'ndaki sözlük manasını biliyorum bilici olarak ve o manada kullandım. Bundan... Bunu... Evet bunu... Yani siz bütün grup başkan vekillerini terörist olarak mı niteliyorsunuz? Evet. Birleşime Sayın Elitaş'ı dinleyeyim, ondan sonra kararımı vereceğim. Buyurun. Dön önce diyeyim. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Tartışmanın nereden başladığını bilmiyorum. Ama Sayın Özgöz'e özel bana Milli Eğitim Komisyonu'ndaki bir tutanakla ilgili gündemi buraya getirdim. Yani komisyonda meclis çalışmaları altında yapılan bir işin komisyonda sadece yapılan işlemleri komisyon üyeleri gereğini yerine getirirler. İlgili işlemlerini değerlendirirler. Burada gündeme getirilmesini ifade edilebilir. Böyle bir şey söylenmiştir. Ama uygun bulmuyoruz derler. Şimdi komisyon tutanaklarına bakıyorum. Komisyon başkanı iş tüzüğün kendisine verdiği yetki çerçevesinde işlemi devam ettirmeye çalışıyor. Bu 11 Ocak 2023 tarihli ilk tutanağın başından başlıyorum. Oradan bir milletvekili arkadaşımız gündeme geçiyor. Komisyon başkanının açıklamalarından başlıyoruz. Kanun teklifi açalım. Kanun teklifinin görüşmelerine başlanıyor. Görüşmelerde üyelere söz verildikten sonra bir arkadaşımız komisyon üyesi olmayan bir milletvekilinin anayasaya aykırılık önergesi hakkında konuşma talep ettiğini söylüyor. Komisyon başkanı diyor ki biz diyor anayasaya aykırılık önergesi verilmediği için gündeme de geçtik. Öncelik diyor komisyon üyelerine aittir diyor. Hepimiz komisyonlarda çalıştık. Evet. Nitekim oradan CHP'li milletvekili arkadaşlarımız İtiraz ediyorlar, böyle böyle diyor. Sonra bir milletvekilimize söz veriyor. O herhalde sözünden vazgeçiyor. Benim yerime Sayın Kaboğlu konuşacak diyor. Sonra AK Partili bir milletvekili diyor ki başkanım bütün komisyonlarda komisyon üyelerine öncelik verilir diyor. Sayın İşler diyor ki bir dakika diyor Sayın Yılmaz diyor bizim komisyon üyesi arkadaşımızın. Eğer diyor diğer partilerden açalım. Komisyon üyeleri konuşmayı arzu etmiyorlarsa o zaman diyor misafir milletvekillerimize komisyon üyesi olmayan milletvekillere söz vereyim diyor. Arkasından itirazlar vesaireler çoğalınca genel kuruldaki yaşanan hadiseleri komisyon başkanı gündeme getiriyor. Orada da ifade ettiği şu az önce okuduğu alınan bir mutabakat, meclis başkan vekilleri tarafından alınan bir mutabakatta siz dediniz ki grup başkanı, meclis başkan vekilleri kim? Şunlar şunlar. Benim imzam yok, ben olmaz dediniz. Bakın Sayın Başkanım. Olmaz. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılı kurallar var. İş evet. Tüzükte yazılı evet. Kurallar var. Çok iyi ona uymak zorundasınız. İki, teamüller var. Evet. Bizim iş tüzüğümüzün yazılı kuralında uygulanan çerçevede birer dakikalık konuşma diye bir şey söz konusu değil. Evet. Onu teamül haline getirdiniz. 20 dakika konuşma, 20 kişiye birer dakika konuşma süresi verdiniz. Açalım. Grup başkan vekillerinin hiç olmayan bir şey 26. dönemde başladı sanıyorum. Daha önce siz de 23. dönemden beri milletvekilisiniz. 24. dönemden beri milletvekilisiniz. Biz usul tartışmalarıyla grup başkan vekilleri sözlerini yerine getirir veya bir önerge üzerinde konuşurken yapılan sataşmaya cevap verirdi. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki ben o teamüle uymuyorum. Niye benim imzam yok? Bakın Sayın Başkanım herkes istediği teamülü koyamaz.
yazılı bir teamül ortaya konulmuş, o teamüle meclis başkan vekili de uymak mecburiyetindedir. Eğer ona uymam diyorsanız o zaman iç tüzüğe harfiyen uymanız gerekir. Evet. Bizim teamülümüzde 2+1 ile ilgili yapılmış, aşılıyor, aşılmaması gerekir. Aşılmaması gerekir ve bazen 10 dakika oluyor, bazen 15 dakika oluyor, bazen 2 dakika, 3 dakika oluyor. Evet. Aşılmaması gerekir. Eğer siz iç tüzüğü bize söylüyorsanız, iç tüzük ne diyor? Açalım, bitirelim Sayın Erdoğan. Başkan vekillerin istediği zaman söz hakkı yok. İç tüzükle söz hakkı yok. Sonra geliyorum komisyon tutanaklarına. Oradan bir arkadaşımız diyor ki, Batman milletvekili, bizim grup başkan vekilimizin adını da zikrederek, yani siz, yani Özlem Zengin de orada bir terörist faaliyet mi işliyor, yürütüyor diyor. Komisyon başkanı hayır diyor. Hayır diyor. Oradaki yanlış uygulamalar burada yapılamaz. Böyle bir şey yok. Herkese söz veriyorum. Size diyorum ki ya komisyon üyeleri olarak söz, siz istemiyorsanız Sayın Kaboğlu'na söz vereceğim diyor. Bakın orada terörist ifadesiyle ilgili Özlem Zengin'le yapılan atıf çerçevesinde başkan zaten ben diyor hayır diyor. Ben diyor burada genel kurdaki yapılan hataları uygulamam diyor. Onun için değerli başkanım, komisyon başkanı, siz burada nasıl ki genel kurulu iç tüzüğe göre idare etme hakkına yetkisine... Bitirelim lütfen. Oradaki tek yetkili de komisyon başkanıdır. Komisyon başkanının uygulamalarıyla ilgili burada genel kurulda gündeme getirmek, böyle böyle bir şey yaptınız, onu düzeltin diye ifade kullanmak yanlıştır. Meclis başkan vekilinin görevi değildir. Bu iş başkanlık divanının görevidir. Sayın başkan, Eritaş, ben öyle bir talepte bulunmadım. Hayır, efendim, başkan vekilleri bulun talepte. Efendim bakın siz orada diyorsunuz şimdi, ki hayır, ikinci kere çağırırken evet. İş tüzüğe göre verme hakkım yok. Gelin burada düzeltin sözünüzü diyorsunuz. Bakın siz şu anda yetkilisiniz. Genel kurulu sevk ve idareye yetkilisiniz. Yanlış yorumluyorsunuz. İkinci çağrışınız sataşmadan dolayı verdim. Sayın Başkan müsaade. Grup başkan vekilleri söz aldıklarında bakın, ya usulüm hakkında tartışabiliriz. Eyvallah. Siz oturumu kapattıktan sonra söz vermeyebilirdiniz. Evet. Katılıyorum. Doğru söyledim. Şu anda bu sizin uygulamanız. Ama komisyon başkanı sizin şu andaki yaptığınız görevin aynısını orada yapmaya hakimdir. Evet. Meclis komisyonlara değil, komisyon meclis genel kuruluna uyar genelde. Açalım Sayın Eritaş'ın. Sayın Eritaş, yine işinizi ilan ederek bu sözleri veriyorum. Sayın Başkan, evet. Siz meclis başkan vekili olarak uygulamalarınızı yaparsınız. Hatalı uygulama da olsa biz bunlara itirazımızı yaparız. Ama siz uygulamanıza devam edersiniz. Bizim yapacağımız iş başkanlık divanına sizin yaptığınız işi iletmektir. Orada da komisyon başkanı sizin şu andaki yaptığınız görevin aynısını yapmaktadır. Bir farkı yoktur. Meclis başkanı komisyonu idare eder. Sayın Eritaş, ben hiçbir grup başkan vekilime, hiçbir komisyon başkanına terörist demedim. Sayın burada başkan, 3 yıldır görev yapıyorum. Edin. Siz lütfen sayın rica başkan, ediyorum. Siz burada komisyon, meclis başkan vekili olarak komisyonu idare edemezsiniz. Meclis başkanı komisyonları idare edemez. Siz genel kurulu idare edersiniz. Komisyonu idare yetkisi komisyon başkanına ait. Nerelere çektiniz olayı? Öyle bir iddiada bulunan yok. Komisyonlar meclisteki teamüllere göre yönetilir ve örnek alınır dedim ben. Meclis başkan vekili örnek alınır demedim yani. Çok rica ediyorum. Daha neler söylüyor? Sayın Eritaş işine geleni. O meclis genel kurulunun adabını bozdular, her şeyini bozdular. Hepimize söylüyor. Orada kendi mecrasından bu genel kurula, bu genel kuruldaki partilerin genel... Bakın Özgür Özel'e deyse tazminat davası açarsın, bilmem ne yaparsın. Bütün grup başkan vekillerine, meclis başkan vekillerine söylüyor. Bu buranın meselesi olur. Tutanak altında söylüyor. Kendi mecrasından söylüyor. O mecra, o makam ona bize hakaret etsin diye verilmedi. Burada sadece dilimi sürçmüş diyecek. Maksadını aşmış diyecek. Ama teşekkür diyor ki, ederim Sayın Özel. Bakın diyor ki sözümün arkasındayım. O zaman bu hakareti burada tekrar ediyor. Biz uygun görürseniz ara talep ediyoruz. Ceza isteyeceğiz. Bu doğru bir şey değil. Grup başkan vekillerinin toplantıya çağrılmasını talep evet. ediyoruz. Sayın Beştaş buyurun. Açalım Beştaş'ın. Sayın Başkan, meseleyi başka yerlere çekmeyelim.
Sayın Emrullah İşler neticede bu meclisin bir üyesi ve milletvekili. Aynı zamanda bir komisyon başkanı. Burada kendisi bulunduğu komisyon başkanlığı yaptığı sırada bu meclisin başkan vekillerine ve grup başkan vekillerine terörist yaftası yapıştırmış mı, yapıştırmamış mı? Bunu ard arda söylemiş mi, söylememiş mi? Bunu neden söyledi? Niçin söyledi? Bunu meşrulaştırmayı kabul etmiyoruz. Böyle bir izah kabul etmiyoruz. Burada açıkça yani Sayın Elitaş da o kadar 40 dereden su getirdi ki doğru. Gerçekten bu kadar dolaşmaya gerek yok. Biz buradayız. Bir tahammül var. Biz bu yazın iki defa meclis başkanıyla da toplandık. Sizler de vardınız. Bunu değerlendirdik. Ortada devam eden bir uygulama var. Bizden rahatsız olabilir. Herkesten. Sadece birilerine söylemiyor. Herkese söylüyor. Tamamlayalım lütfen. Bu konuda bu parlamentonun bir üyesi olarak asgari ölçülerde bu makamlara saygı duyması lazım. Desteklemeyebilir ama saygı hepimizin duyması gereken bir şeydir. Biz kesinlikle özür dilemesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bu konuda o kadar sudan bahanelerle cezalar verildi ki bu mecliste, yani kendisi daha önce bakanlık yapmış, şu anda komisyon başkanı ve bir milletvekili, özür dilemek bir erdemdir. Bu erdemi göstersin. Evet, teşekkür ederim Sayın Usta. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi tabii Sayın Elitaş söz alınca biz ortamı biraz rahatlatır. Hani bir şekilde işi çözer o her zamanki maharetiyle diye düşünürken o işi başka bir noktaya taşıdı. Yani komisyon çalışmalarını burada irdeleyen falan olmadı. Ne Sayın Başkan ne de biz hiçbirimiz komisyon çalışması şöyle olmuş böyle olmalı falan demedik. Komisyondaki bir söz üzerine grup başkan vekillerinin faaliyetini terör faaliyeti olarak nitelemesine bir itirazımızı söyledik. Ya bundan daha tabii ne olabilir? O yüzden işi başka noktaya çekmenin gereği yok. İkincisi şimdi tahammülse ben de 25-26-27 üçüncü dönemim. 25 adı kısa olursam ama 26. ve 27. dönemde şimdi böyle bir tahammül oluştu. Çünkü Türkiye'nin sorunları büyüyor. Biz partimize gelen, grubumuza gelen dünya kadar ziyaretçi var. Onlarınkini 15-20 saniye her birini burada konuşmak istiyoruz. Yani hakikaten zamanı da çok tasarruflu kullanıyoruz ve israf etmemeye çalışıyoruz. Her maddede de konuşalım diye bir şeyimiz yok. Bakanlar görüşürken tasarruf olsun, zaman tasarruf olsun. Açalım, tamamlayalım lütfen. Bazı maddelerde konuşmadan geçiyoruz. O yüzden yani bunu burada yapılması gereken şey, ya bu maksadını aşmıştır bu ifade deyip işi kapatmak gerekirken bakın, yani saatlerce aynı şeyi konuşmanın bir gereği yok. Nasıl terör faaliyetlenebilir? Bir de şimdi Sayın Elitaş'ın yine aslında bu da bence çok şey oldu. Yani Özlem Hanım'ınki terör olmuyor. Onun dışındakiler terör oluyor gibi. Hadi hepimize dese yine bir miktar olacaktı. Şimdi Özlem Hanım'ın yaptığının terör olmadığını tescil makamı olarak burada akredite eden bir kurum var. Kimin faaliyeti terör diye. Sayın Başkan onu söyledi. Terör böyle bir şey olamaz. Yani. Lütfen. Evet, yani bu işi çözelim. Bir özür dilesin, bu iş bitsin. Grup başkan vekillerini arkaya bekliyorum Sayın Başkan. Biraz önce gündeme gelen hususla ilgili bir izahatta bulunmak istiyorum. Tabii benim komisyonda kullandığım kelime çok geniş anlamda günlük konuşmalarımızda kullanılıyor. Dolayısıyla bu kullanımda da zaten Türk Dil Kurumu'nun sözünde de ifade edildiği gibi yıldırma, bezdirme anlamında. Ben de genel kuruldaki vekiller arasındaki genel bir rahatsızlığı ifade etmek için o kelimeyi orada kullandım. Kimseyi o kelimenin ifade ettiği anlamla itham etmedim. Sadece bir yıldırma, bezdirme anlamında kullandım. Eğer bu farklı anlamda anlaşıldıysa da ben kimseyi bu konuda rencide etmek istemem. Teşekkür ederim. Yani farklı anlaşıldıysa eğer, farklı anlaşıldıysa tabii ki üzüntü duyuyorum. Benim öyle bir kastım olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece burada. Teşekkür ediyoruz Sayın İşler. Evet, görüşmelere devam ediyoruz. Şimdi